Hip-hop aslında nedir? Şöyle hip-hop kavramı çeşitleri isimli örnek klasörler içerisinde iki tane doküman var. Bu dokümanlar Apple script'ler. Oluşturulmuş Apple script'ler. Bunları ne için kullanacağız? Şu hip-hop formatı yani çok sık kullandığımız, kullanacağımız şu hip-hop formatı aslında ne? Bunu görüntülemek için kullanacağız. Şöyle özetlemek gerekirse hip-hop formatı aslında sıkıştırılmış, derlenmiş bir format. Bir zip gibi düşünebiliriz. Bu zipi açtığımız anda içerisinde birden fazla HTML dosya olduğu, CSS olduğu ve bunların tamamen aslında hepsinin birer web sayfası gibi düşünebiliriz. Bunu Windows kullanıcıları için hemen şuraya gelip EPUB uzantısını zip olarak değiştirmek içerisinin açılması için yeterli olacak. Macintosh kullanıcıları için bu iki dosyanın içinde yer alan iki ücretsiz dosyayı kullanabilirler. Bu dosyaları indesignsecret.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu EPUB ve InDesign ile ilgili birçok püf noktasını yine o sayfadan elde edebilirsiniz diye bir bilgiyle dipnotta vereyim. Geliyorum EPUB'ı ve unzip dosyasının üzerine sürükleyip bırakıyorum. Şu an açılsın mı diye soruyor ve evet. Renkli Çocuk Kitabı isimli klasörüm açıldı. Klasörün içerisine girildiği anda meta inf dosyaları OEB PS EPUBs dosyası diye düşünülebilir. NimType bir XML dosyası. Bunu hemen şöyle TextRender'la rahatlıkla açabiliriz. Şöyle TextEdit'le göstersin. Evet, Application EPUB Zip kendi içerisindeki application olarak tanımlanıyor. Şöyle bulamadım. TextRender. Evet, şuradan açıp bulursam daha rahat olacak. Evet. Direkt TextRender üzerine sürüklüyorum. Görüldüğü gibi yine EPUB zip olarak açılıyor. Şöyle sırayla gidelim. MetaInf dosyası içerisinde Container XML, Encrypt XML diye iki dosya daha var. Bunları InDesign bizim için direkt oluşturuyor. İçerisinde neler olduğu IDFF, EPUB Standartları Enstitüsü. Şöyle şunu sileyim. Her şey tamam bile o yazsın. Şeyde kalmıştı çünkü. Evet. XML, Container, XML bilgileri, içerisindeki dosyaların bilgisi, application içerisindeki package XML bilgileri. Biz bunları bilmemize gerek yok ama bu işin nasıl oluştuğunu göstermek adına size göstermek istedim. Şöyle içerisinde yer alan fontların aslında klasörün içerisine gömüldüğü MyRate fontunun ve IDFF 2008 ile standartlandırıldığını, embed edildiğini MetaInf dosyası içerisinde görüyorum. Peki daha sonra şu OEBFS dosyasının içerisine gidersek, XML Çocuk Kitabı 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölümden oluştuğuna dair tüm bilgilerini görebiliyorum. Bunun dışında gene şöyle aslında bunların hepsini bir arada daha kolay görebileceğim bir yer daha var. Son olarak onu da göstereceğim. Evet. NX dosyasına baktığım anda navigasyonu belirten bir dosya. NX dosyası. Şöyle DDP, DTP dosyaları diyeyim. Dublin standartlarına göre hazırlandığını gösteren Total Page sayfası, Maximum Page Number gibi tüm meta bilgilerinin hazırlandığı, gösterildiği bölüm ve şöyle gelip bunlara baktığımız anda CSS dosyaları, bakın Türkçe karakter kullandığım için başıma gelen problemi görebiliyoruz. Fontlar, bütün fontlar içerisinde embed edilmiş ve fotoğraflar içerisindeki bütün fotoğraflar, kullandığı bütün fotoğraflar hepsi yerleştirilmiş. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle geri çıkıyorum şu dosyanın da. Direkt bu EPUB dosyasını sigil programıyla açıyorum. Sigil'i internette arattığınız anda Google'ın desteklediği bir proje. Bu proje içerisinde ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Sigil, bütün az önce gösterdiğim şeyleri açtığınız anda kitabı, metinler, stiller, imajlar, yazı tipleri, diğer OPF ve NX dosyalarında direkt bana gösteriyor. Üzerine çift tıkladığım anda açıyor. Tüm meta bilgileri, oluşturulma tarihi, dil bilgileri, içerisindeki fontlar, fotoğrafların nasıl yerleştirildiği, tüm sayfa ID referansları hepsini buradan görebiliyorum.
Nereden açmak istersek oradan açabiliyoruz. Bunları neden gösterdim? İlerleyen derslerde bu açtığımız HTML'ler üzerinde değişiklikler yapacağız ve bu değişiklikleri kaydettiğimiz anda kitabımızı yeniden oluşturacağız. Yine bunları buralardan kullanacağız.